Son aşama artık biliyorum yoruldunuz ama dediğim gibi çok yoğun ve çok bilmiyorum Özge kaptırıp gidiyorum ama Çok iyi gidiyor hocam. Çok teşekkür ederiz. çok az kaldı. Çok az İyi kaldı. gidiyor hocam. Evet. Tasarım aşamasında tamamladıktan sonra artık yönetim süreci başladı. Tam yönetim sürecinin başladığı zamanda da artık Aslantepe'nin alan yönetim planı ile alakalı bizim çalışmalarımızın sonuç verdiği döneme denk geldi. Burada da hatta bu projenin özelliği de bunu çok seviyorum, çok mutlu oluyorum. İlk defa bir proje UNESCO sürecinde görev aldı ve eylemleri tanımlamakla ilgili görev aldı. Hatta sevgili Bilge'nin tezi UNESCO'ya, İKONOS'a sunuldu. Yapmış olduğu topluluk haritalama çalışmaları elde edilen veriler. Yani hem uluslararası boyutta hem ulusal hem de uluslararası boyutta karşılık gören bir çalışma oldu. Yönetim sürecinde de ekstra dediğim gibi görev aldık. Bir alan yönetim planı hazırlanması zorunlu. 2014 itibariyle artık bütün dünya ölçeğinde bir dünya miras alan yönetim planı yoksa asla listeye giremiyor. Kalıcı listeye giremiyor. Bu noktada da hummalı bir süreç başladı. Tabii birçok farklı mekanizmanın içinde olduğu bir süreçti bu. Biz de hani bilimsel kısmını tanımladık. Burada da tampon bölgeler, alan yönetim planında da en damar nokta aslında diyor ki UNESCO bu alanı nasıl koruyacaksın diyor. Gelecek için nasıl koruyacaksın diyor. Bu noktada da tampon bölgenin oluşturulması zorunluluğu var. Bu koruma zonu sınırlarını tespit edilmesi gerekti. Daha sonra bu modelle beraber dedik ki onda da tarım bizim için çok önemli. Bir de kaybolan bir değer olmak bir sorunla da karşı karşıya kaldık. Çünkü insanlar oradaki görüştüğümüz yerel halk kayısı bahçelerini artık yok etme eğilimi içindeydi. İşte malzeme işte bakımla alakalı giderlerin fazla olması, işte inşaat sektörünün daha fazla rant getirmesi, maddi kaynak getirmesi anlamında kayısı ağaçlarının giderek yok olduğunu görmeye başladık ve bu noktada da hemen o miras ve tarım etkileşimi temasının çok güçlendirilmesi gerektiğini düşündük. Daha sonrasında bir dünya mirası olma noktasında bir marka değer haline nasıl gelir? Bu noktada söylemler ve eylemleri gerçekleştirdik. Koruma zonu hali hazırda birinci derecede arkeolojik sit sınırı vardı. Mutlak koruma zonuydu. Daha sonrasında bu üçüncü derece arkeolojik sit alanı sevgili Can var. Yani İtalya'nın ekibinde zaten hazırlamış olduğu bir çalışmaydı. Yani sınırlar belirlenmişti. Fakat biz buna itiraz ettik. Çünkü bu sınır tek başına değildi. Bu sınırı da geliştirebilmek için de biz farklı teknikleri kullandık. Bu da ilk olarak jeofizik çalışmalar zaten bizim için mutlak koruma zonunu belirtiyordu. Çünkü çok elimizde bilimsel veriler vardı. Ve birinci derecede sit alanının kuzey-batı doğrultusunda genişlemesi gerektiği kararını verdik. Daha sonra tampon bölgeyle alakalı da yine ilk defa bir yöntem kullandık. Burada da İngiltere'den Newcastle Üniversitesi'nden destek aldık. Tarihi peyzaj karakterizasyonu yöntemini kullanarak bir tampon bölge oluşumunu gerçleştirmiş olduk. Tabii bu da yine çok kendi arası içinde çok zor bir süreçti. İşte o eski hava fotoğraflarından, tarihi orta mozaiklenmiş tarihi orta fotolardan arazi kullanım desenleri, tarımsal ürün desenleri, yerleşim desenleri tek tek 50, 70, 90'lar ve 20. yüzyıl olarak tek tek işlendi. Ve en sonunda tarihi peyzaj karakterini en çok korumuş olan yani değişime en az hatta evet en az uğramış alan belirlendi. Daha sonra o tarımsal potansiyeli de anlayabilmek için de tabii bir taraftan yerin altına girdik, yerin üstüne çıkmayalım mı? Havadan da tabii taramalar yapmamız gerekti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar teşekkür ediyorum bu noktada. Bize ekipmanları destek sağladılar ve drone uçuşuna izin verdiler ve kendi malzemeleriyle. Ve burada birçok farklı jeoloji olsun, erişim olsun, endemik ekolojik değerleri olsun, tarihi peyzaj karakterini korumuş bölgeleri olsun, hali hazırdaki sınırları olsun, hepsini birleştirerek birçok farklı şu an bahsettiğim kaç 2, 4, 6, 8, 10 parametreyi kullanarak biz tampon bölge sınırımızı belirlemiş olduk. Hatta bunun çalışmasını hazırlamak üzereyim. Bu da ilk defa yapılan bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Genelde tampon bölge oluşturulmada sadece yani çoğunlukla arkeolojik mirasın bulunduğu alanlar dikkate alınır. Bu kadar çoklu karar verme yöntemiyle yapılmış çalışmalar çok az. Evet.
Daha sonra tarım üzerine yoğunlaştık. Burada açık yaşlanan tiplerini çok daha detaylı olarak analiz etmemiz gerekti. Ve buradaki temel değerimiz kayısı ağaçları, kayısı bahçeleriydi. Bu noktada da agroturizm stratejisiyle Orduzu halkı için ne gibi neler yapabiliriz? Bunun üst çerçevesi çizildi. Yani çok daha detaylı yapılması bir sonraki çalışmalarda olacak bir şey ama genel çerçeveyi çizebildik. Buradaki işte geleneksel oradaki peyzaj yapılarını gördük. Gelen ziyaretçiyle olan entegrasyon nasıl yapılabilir gibi bir takım öneriler geliştirdik. Sonrasında alan yönetim planı taslağını oluşturmaya çalıştık. Burada da tabii yine dünyadan örneklere bakmamız gerekiyordu. Hani her örnek bizim için kullanılabilir miydi? Hayır. Burada özellikle o döneme ait yani Neolitik dönemde ortaya çıkan alan yönetim planlarına baktık. Bu noktada en yakınımızda Göbeklitepe vardı, Çatalhöyük vardı ve İngiltere'deki Stonehenge ve böyle Dünya Miras Alanı yönetim planı vardı. Bu yönetim planları şöyle söyleyeyim, sadece Stonehenge yönetim planı 1000 sayfa falandı. Göbeklitepe'de fena değildi. Bunun hepsi tek tek sentezlendi, analiz edildi ve sonrasında oradan çıkan elimizdeki veriyle Aslantepe öneri alan yönetim planının genel başlıklarını oluşturduk. Sonrasında da artık dünya mirası olma yolunda da artık bu noktada da hatırlıyorum bu çalışmaları yaparken de UNESCO temsilcisi gelmişti, Mariana gelmişti Portekiz'den. Saha çalışmaları yapıyorduk ve bu çalışmalar yapılırken de biz de o zaman İnönü Üniversitesi, şimdi burada olduğum için Bolu Bahçeşehir Üniversitesi yürütücülüğünde eylem planlarında yerimizi aldık. Bu noktada da 2021 yılı itibariyle yaklaşık bir sene oldu sanıyorum. Kültür Bakanlığı'na da yaptığımız çalışmaların raporunu sunduk ve UNESCO'ya gönderildi. Daha sonrasında turizmle alakalı bir takım çalışmalarımız da oldu. Çünkü yakınında Nemrut var, yakınında Göbeklitepe var. Oradaki hali hazırdaki tur destinasyon noktalarından yola çıkarak Aslantepe Höyüğü'nde yine turizm uzmanlarıyla beraber hazırlandı. Bu da Fırat 2023 vizyon planından alınarak oluşturulmuş bir gezi rotası. Burada da hepsi içerisinde de bir Aslantepe bir nokta olarak, bir destinasyon noktası olarak geliştirildi. Daha sonrasında bir arkeolojik park dedik, artık bir sistem bu gelişti ve dedik ki bunu dedik hani bir marka değer hani bir kurumsal kimlik çalışması şeklinde nasıl tanımlarız? Çünkü biz bu logoyu da artık her yerde kullanıyoruz. Bütün işte ürünlerimizi de kullanıyoruz. Sevgili Yasemin hocanız, Yasemin Hekimoğlu hocanızın tasarımıdır. Burada işte o Aslantepe'den anladıklarımız o simgelerle, o kodlarla kendi içindeki unsurlarla böyle bir tasarım ortaya çıktı. Çok da herkese de çok hoşuna gitti. Bunu hatta kullandıklarını görüyorum ben. Hatta bununla alakalı denemeler de yaptı sevgili Yasemin. Hani ileride böyle bu proje uygulanırsa işte o karşılama merkezi içerisinde hedeflediğimiz işte satış ünitesinde bu ürünleri satılabilir, bunları da görebiliriz, neden olmasın diye ortaya çıktı. Proje çıktıları olarak da artık son olarak da biz baştaki hedefimize bu çalışmalarla beraber ulaştığımızı görüyoruz. Çünkü artı başlangıçta bazı şeyleri hedeflememiştik de bazı sorunları öngörememiştik. Açıkçası içine girdiğimiz zaman da sorunlarla karşılaştık. Ama onunla da ilgili de hem şansımız yaver gitti hem gerçekten Allah nasip etti diyeyim. Hakikaten mucizelerle karşılaştık çünkü ve sonuca ulaşabildik. Şu anda da amacımız Malatya'nın bu toparlanma sürecinde bu çalışmanın tekrar gün yüzüne çıkmasını hedefliyoruz. Birçok çünkü ihtiyacı, birçok planlama süreçlerini tanımlamış bir proje çıktıları var çünkü. Ve bunların geliştirilmesine biz yerel yönetimlere destek vermekten her zaman çekinmedik. Hep yanlarındaydık. Ve bundan sonra da zaten Malatya'nın, ben öyle söylüyorum, ölene kadar Allah ömür verdiği sürece de orada olacağız inşallah. Ve bu şekilde öncelikle proje ekibine tek tek projede çalışan arkadaşlarıma,
Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tek başına yapılacak bir iş değil. Çok büyük bir ekip vardı. Ekip kendi içerisinde büyüdü ve gelişti. Onların sayesinde güzel bir çalışma olarak karşımıza çıktı. Evet, siz de dinlediğiniz için, sabırlı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir de Özge'cim, Teşekkür ederiz hocam. çok küçük bir videomuz Tabii. var. Onu da paylaşmak istiyorum. Çok o Tamamdır olmazsa hocam. olmaz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim valla. Uzun zaman geçmiş. Tekrar hatırladım. Çok mutlu oldum. Dediğim gibi.
Bitti, evet. Evet hocam. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Bize de iyi oldu hocam tanıdık simaları görmek. Evet, değil mi? Şimdi birkaç soru gelmiş. İsterseniz o kısma geçelim. Belgin Elvan Çetiner demiş ki ilk öncelikle çok faydalı sunum oldu. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Çünkü ben de ileride arkeolojiye ve mimar tarihine yönelmek istiyorum. Size sorum ise bu alana yönelmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz diye bir soru gelmiş. Evet, soruyu soran isimle hitap edebilir miyim? Belgin Elvan Çetiner Sevgili demiş. Belgin, çok mutlu oldum öncelikle böyle bir hedefim varsa. Çok tavsiye, hem tavsiye edeceğim hem de tavsiye etmeyeceğim bir alan. Çünkü zor bir alan. Bu çalışmayı fark ettiyseniz birçok farklı meslek disiplinle beraber yürütebildik. İlk olarak ilk önerim, mümkün olduğu kadar farklı alanlardaki kaynakları okumak, o alanlardaki kişilerle tanışmak ve mutlaka bir kazı tecrübesi sağlamak. Yani bir kazı çalışmasında görev almanız çok önemli. Hatta bu noktada da bu Aslantepe'ye sevgili mimarlık bölümü öğrencilerimizi gönderiyoruz. Geçen sene katılım oldu, bu sene de inşallah gidecekler. Farklı farklı, sadece Aslantepe değil, Van kazıları. İşte birçok farklı kazılar da görev alacaklar. O yüzden kesinlikle arkeolojiyi anlayabilmek, yani arkeoloji çok anlaşılabilecek bir şey değil gerçi. Yani çok derin bir mevzu ama bu çalışmalarda yer almak çok çok önemli. Öncelikle multidisipliner bir ekip için yatırım yapmak lazım. Öyle söyleyebilirim sevgili Belgin. Teşekkür ediyoruz hocam cevabınız için. İkinci soruya geçelim. Elif Nur Kelek demiş ki çok teşekkürler. Acaba kaynakları paylaşabilir misiniz? Denilmiş. Kaynak derken neyi yani Sanırım sunum hocam galiba. bunun şöyle kaynakçayı neden koymadım? Çünkü yaklaşık 700-800'e yakın kaynak vardır. Çünkü hepsi ayrı ayrı etaplardan oluşuyor. Şöyle yapabilirim. Bununla alakalı makalelerimiz yayınlanıyor. Benim sevgili Özge, benim mail adresime ulaştırabilirsin. Ben hani bu çalışmaları onlara yönlendirebilirim. Oradan alabilirler ama sunumun total kaynakçasını hazırlamam inanın çok zor. Çünkü çok fazla kaynak var. Tamamdır hocam. Bunu da Sofart'ın oluşturmuş olduğu gruptan ileteceğim. Daha sonrasında Ayşe Gülhan demiş ki ağzınıza sağlık Aysun hocam demiş. Aa, bir Kalp dakika koymuş. Ayşe'cim. Malatya ekibi burada mı? El kaldırabilir mi lütfen? Bilge, Ayşe buradasınız biliyorum. Hatta Başka... kameralarını müsaitlerse açarsa çok iyi olur hocam. Hem Ya hatıra çok güzel olur. fotoğrafını Açar almış oluruz. mısınız bilmiyorum da. Evet, onlar evet, onlar benim hem yüksek lisans öğrencilerim hem dert ortaklarım, bu projenin gerçekten bu noktaya gelmesindeki onlar olmadan yapamazdık gerçekten. Sizi çok seviyorum. Ben size teşekkür ederim. Bol ekip de buradaymış. Evet, siz... Bol ekibe de selam olsun. Evet. Herhalde evet hocam. müsait değil de açamadılar. Evet. Evet hocam, sıkıntı yok. Elif Nur Çelek ikinci bir soru sormuş. Demiş ki ben halihazırda mimarlık ve kültürel miras ve turizm okumaktayım. Sunum ekstra irdirebileceğim başlıklarla doluydu demiş. Teşekkür ederiz bu konu hakkında. Teşekkür ederim. Yine hocam Malatya ekibi ve Bolu ekibinden bayağı destek var kalp. Tuğba hocam. Başka sorusu olan var mı? Açık sesli bir şekilde de sorabilir, yazılı bir şekilde de iletebilir. Sonrasında benim de bir teşekkürüm olacak hocam. Çok hızlı anlattım. Arada bazı bilgiler kaçmış olabilir. O yüzden soruyla desteklemenizi çok isterim. Evet, Tuğba da burada. Benim sorum yok ama sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor. Ben teşekkür etmek istiyorum sunum için. Çok keyifliydi gerçekten ve bana aslında bazı yani bir deneyimimi hatırlattı. Ben 3. sınıfın yaz stajını aslında bir arkeolojik alanda yapmıştım. Başta yapmayı böyle düşünmüyordum. Aslında tesadüfi bir şekilde yaptım. Sesim geliyor değil mi bu arada? İnternetim Evet, biraz geliyor geliyor. hava. Orada kazandığım aslında deneyimleri bana birazcık hatırlattı. Ben hiç mesela o staja aslında mimari bir staj gözüyle bakmıyorum. Benim için daha çok sosyolojik bir deneyimdi. Çünkü orası da bir köy yeriydi ve birinci sit arkeolojik alanıydı. Kütahya'daydım, Çavdarhisar'da. O yüzden böyle her akşam teyzelerin evine misafir olduğum zamanları falan hatırlattı bana. O yüzden çok teşekkür ederim. İşte bu halkla yaptığımız
analizler, aslında onlarda yaşadığınız deneyimler, bence onlar da çok değerli. O yüzden teşekkür ederim sunumunuz için. Sunumunuz da çok keyifliydi. Ben keyif aldıysanız en mutlu bana. Biraz uzundu. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Çok hızlı konuşuyorum. Arada kelimeleri yutabilirim. O yüzden kusura bakmayın, olur mu? Estağfurullah hocam. Hanım Ay demiş ki ben proje ekibinden Bilgi Hatunay. Akademik bir sunumda gözlerim doldu. Katılan herkese versin hocam. Çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Canlarım benim. Çok özledim onları. Hocam. Kürşatçım burada. Kürşat'ım Malatya'dan Kürşatçım. Onu sanki ismini görüyorum. Harun Canım Kaya benim. da demiş ki emeğinize sağlık Aysun hocam. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bir sunum oldu denilmiş. Harun'cum da aynı şekilde ama eski öğrencim. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ben de araya hocam bir teşekkür sığdırmak istiyorum. Öncelikle bu Sofar Talks'u düzenleyen hem temsilci ekibine hem de Sofart ekibine çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdikleri için. Aynı zamanda Bolu Abant Üniversitesi'nden çok değerli kıymetli hocalarımız var burada. Aysun hocam başta olmak üzere. Tuğba hocam, Yasemin hocam, Mine hocamı da gördüm arada. Yine Onlarla hocam da var. çalışmak Evet. onlarla çalışmak inanılmaz bir keyif. Şu an Aysun Hoca ile burada olmak benim için zaten apayrı bir gurur. Aynı zamanda bize bu tarihi mirası kazandırdıkları için Aysun Hocam'ın deyimiyle Malatya ekibine de ve Bolu ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok verimli ve çok güzel bir sunum oldu. Umarım hocam seneye de ben kazıya gelirim. Buradan bunu da Bu sene ekibi belli. Bu sene gidiyoruz inşallah. Bakalım seneye de tabii ki sizler varsınız sırada. Doğru, haklısın. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim her İnşallah. şeyin için. Ama her şeyden önce İtalyan kazı ekibi, sevgili hocamız Profesör Doktor Marcello Frangipane hocamız, Francesca Balos Retticelli, Gianmare Di Nocera, Lucia Muri, Federico. Yani birçok hocamız, yani onlar olmadan Aslantepe olmaz, onu söyleyeyim. Onlar çok çok değerli bizim için. Asıl onlara selam olsun ve onlara teşekkür ediyorum. Hocam Kürşat demiş ki merhabalar hocam çok güzel bir sunumda her şey için teşekkürler yazılmış. Ben teşekkür ederim Kürşatçığım. Canım benim. Onun da katkısı vardır Kürşat'ımdan. Evet. Başka eklemek isteyen sorusu olan var mı acaba? Yavaş yavaş sunumu noktalayalım isterseniz hocam. Nasıl isterseniz. Başka sorusu olan yok hocam. İsterseniz sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Neler düşünüyorsunuz sunum hakkında? Böyle özellikle mimarlık öğrencisi ağırlıkta olduğunu düşünüyorum. Mimarlık öğrencilerine çok iş düştüğünü söyleyeyim. Bu tür çalışmalar ve özellikle arkeolojik alanda mimarların fonksiyonu çok çok değerli ve çok önemli. Çok önemli bir misyon yükleniyor. O yüzden de hani sadece 4 yıllık bir eğitim sürecinde bu bilgiyi almanız çok zor. En büyük hani ihtiyacımız da var gerçekten sizlere. Arkeolojik alanda çalışan mimarlara çok fazla ihtiyacımız var. Bu noktada ne kadar çok deneyimlerseniz, ne kadar çok kazıya katılırsanız o kadar büyük fayda sağlayacak kendi hem mesleki gelişiminize ve bu anlamda da çok ciddi bir potansiyeli var. İş anlamında da. Ve herkese söylüyorum, sadece mimarlar için değil, yabancı dilinizi geliştirmeniz gerek. Yani İngilizce son derece önemli. Uluslararası bir iş yapılıyor sonuçta ve farklı kültürleri tanımak noktasında. Bu yüzden de daha çok dünya mimarı olmanızı önemsiyorum ve onu tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Bizim davetimize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki o zaman yavaş yavaş noktalayalım hocam isterseniz. Bir sonraki Sofar Talks etkinliğinde de görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey için hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum katılımlara, Sofart'a. Çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalıydı bizim için de tekrar başka bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar Görüşmek diliyorum üzere hocam. herkese. İyi akşamlar herkese.